Türkiye'nin devasının hazır olduğunu, deva damlalarının toprakla buluştuğunu. ...69 plakalı araç sahibinin aracının başına gelmesi önemli. 64 plakalı araç sahibinin aracının başına gitmesi önemli. Değerli gönüldaşlarımız, bütün misafirlerimizi birazdan başlayacak olan folklor gösterimiz için Esenyurt'ta, İstanbul'da Deva Partisi'nin hazır olduğunu, iktidara talip olduğunu, Türkiye'nin mozaiklerinin bugün burada buluştuğunu hep birlikte gösterelim. İstanbul'un gücünü hep birlikte gösterelim. Bayraklarımızı, ellerimizi Hakkari'den, Kars'tan, Sinop'tan, Ordu'dan siz değerli gönüldaşlarımızla birlikte hazır olduğumuzu gösterelim. Değerli hemşehrilerimiz, dediğimiz sözleri lütfen unutmayalım. Devalı kadınlar, devalı gençler, devalı teşkilat mensuplarımız. Değerli Esenyurt hemşehrilerimiz, şu an burada sizlere soruyorum. İktidara yürüyüşümüz için söz veriyor musunuz? Gece gündüz demeden çalışacak mıyız? Sahnemizin sağ tarafında bulunan misafirlerimizle Türkiye'nin devası, Türkiye'nin devası. Değerli misafirler, benim şuradan şahit olduğum manzarayı genel başkanımızın da görebilmesi için genel başkanımız Sayın Ali Babacan'a da alkışlarınızla ve değerli eşleri Zeynep Babacan'a da alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Devalı kadınlar, devalı gençler, değerli basın mensupları. Değerli misafirlerimiz, aramızda Kars'ı Başkanımız Sayın Güven Özen. Alkışlarınızla programımıza devam ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Bünyamin İlli Beyefendi aramızda. Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'a göstermeye hazır mısınız? Devanın Esenyurt'tan, İstanbul'dan iktidara yürüyeceğini Genel Başkanımıza göstermeye hazır mısınız? Verdiğiniz sözleri tutmaya hazır mısınız? Hazır mısınız? Değerli misafirlerimiz, bayraklarımızı göremiyoruz. Az önceki gibi coşkulu bir şekilde sallamanızı rica ediyorum. Bizlerin gördüğünü Genel Başkanımıza, değerli hanımefendiye gösterelim. Önünü açık etsin.
ülkemizin refahını kendi kaynaklarımızda, kendi insanlarımızda artırmanın yollarını, çözümlerini bize göstersin inşallah. Başkanımızın imzasıyla, birikimiyle, tecrübesiyle borcu kapattı. Şimdi yine Türkiye'ye bir yük geldi, bir borç gelmiş. Borç batağında Allah nasip ederse Sayın Genel Başkanımız en kısa süre içerisinde Türkiye'de başbakan olacağına yürekten inanıyorum. O borcu bir daha kapatacaktır. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.